İsmim Orhan Kocaman. Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programında. Yüksek lisans eğitimimi Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Öğretim ve Teknolojileri eğitiminde tamamladım. Doktora eğitimimi ise Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğinde tamamlayarak doktor ünvanını kazanmış oldum. Bölümümüz yeni kurulmuş bir bölüm. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi'nde mevcut tek bölüm varken bu sene yeni 4 ana bilim dalı eklendi. Bunlardan biri de İngilizce Öğretmenliği Programı. İngilizce Öğretmenliği Programı'nda 3 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlimiz şu anda istihdam edilmekte. Ben de programın ana dil başkanlığını yürütmekteyim. Programımızda verilen dersler, genel kültür dersleri, meslek bilgisi dersleri ve alan dersleri olmak üzere 3 ana dala ayrılmakta. Tabii bunun yanı sıra farklı dersler de mevcut. Laboratuvarlarımız mevcut. Laboratuvarlarımızı dinleme ve sesletim amaçlı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz telaffuz varsa sorunları burada çok rahatlıkla dinleyerek, tekrarlayarak, pekiştirerek giderebiliyorlar. Bölümümüzün 4. sınıfında, 4. yılında öğretmenlik uygulaması ve okullarda rehberlik dersleri kapsamında öğrencilerimiz staja gidiyorlar. Öğretmenlik uygulaması ve daha öncesinde okul deneyimi olarak geçen derslerde çok aktif bir şekilde kendi hazırladıkları dersleri sınıf ortamında sunma, yani önceki yıllarda edinmiş oldukları teorik bilgileri bir anlamda pratiğe dökme şansını yakalıyorlar. Bunun için de çok heyecanlı olduklarını, çok iyi hazırladıklarını çok kez müşahede ettim. Gittikleri okullarda danışman hocalarından çok şeyler öğreniyorlar ve biz de sürekli bunun takibinde oluyoruz. Okullarla ilişki halinde oluyoruz. Yaptıkları her şeyi haftalık raporlar halinde bize sunuyorlar. Bu anlamda staj çok ciddi bir eğitim ve öğretim süreci. Yabancı diller bölümü olduğumuz için yani yurt dışına gitmek Erasmus kanalıyla mümkün. Öğrencimiz ikinci sınıftan itibaren Erasmus yoluyla yurt dışına gönderiliyorlar. Buradaki kıstas not ortalamalarının biraz yüksek olması ve yabancı dil sınavlarında başarılı olmaları tabii ki. Fakat dışarıya dönük programların başında İngilizce öğretmenliği gelir herhalde. İkinci dil konusunda İspanyolcayı koymayı uygun gördük. Çünkü İspanyolca bilindiği üzere Latin Amerika'da Brezilya dışında 23 ülkenin ana dili ve ayrıca İspanya'nın ana dili. Mezuniyetten sonra İspanyolca bilen öğrencilerin daha çok iş imkanı olacağını, iş imkanları bulacaklarını, Latin Amerika'da yabancı dil öğretmenliği yapabileceklerini ve orada en azından yaşamdan idame ettirecek kadar temel düzeyde İspanyolcuların olmalarını önemsiyoruz. Bölümümüzce aldığımız karar gereği yabancı dilin İspanyolcu olmasına karar verdik. Akademiyada konferanslara katılma, sempozyumlara katılma, yayın yapma, bunlar işin doğasında var. Olmazsa olmazı akademisyenliğin. Öğrencilerimizle de birlikte olduktan sonra, öğrencilerimiz programımıza başladıktan sonra onları da bu dünyayla tanıştırmak istiyoruz. Alanda duayen hocalarla tanışmalarını, okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmalarını ve onlarla sohbet edebilmeyi, onlarla bilgi alışverişi yapabilmelerini çok önemsiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizden araştırmacı, öğrenmeye açık ve akademisyen de olabilme kriterlerini taşıyan öğrencilerden oluşmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz mezuniyetten sonra tabii ki hiç formasyon eğitimine, ayrıca bir formasyon eğitimine gerek kalmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında görev alabilmekte. Özel okullarda İngilizce öğretmen olarak çalışabilmekte. Turizm sektöründe çok rahat iş bulabilmekteler. Dış ortaklı şirketler her zaman yabancı dil bilen elemanlar tercih eder. Orada da çok iyi rakamlarla çalışabileceklerini biliyorum. Tercümanlık bürolarında, bankalar bugün yabancı dil kambiyo servislerinin, yabancı dil bilen insanlara, elemanlara çok ihtiyaçları var. O alanlarda da çalışabilirler. Bu arada akademisyen olma amacıyla yüksek öğretime başlayan öğrencilerimizi bu konuda teşvik etmeye, avantajlarını, dezavantajları konusunda onları detaylı bilgilendirmek bizim görevlerimiz arasındadır. Akademisyen olma yolu da öğrencilerimiz için daima açıktır. Şöyle diyeyim, öğrencilerimizin temelde sıkıntı çektiği alan konuşma,
konuşmada da telaffuz. Bunun dışında zaten belli bir gramer bilgisiyle burayı kazanıyorlar. Gramer bilgilerinde ya da İngilizce bilgilerinde, bilgi düzeyinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bölümümüze gelecek, İngilizce öğretmenliği programını tercih edecek olan öğrencilerimize, benim ilk tavsiyem şahsen öğretmenliği çok severek gelmeleri. Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. Eğer öğretmenliği seviyorlarsa, çocukları seviyorlarsa, öğretmeyi seviyorlarsa, okul ortamını seviyorlarsa öğretmenliği tercih etsinler. Aksi takdirde zoraki yazılmış bir tercih öğretim süresi boyunca o öğrenci için sıkıntı olacaktır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'ni şehir dışından tercih edecek adaylarımız için, öğrencilerimiz için çok modern ve altyapısı çok iyi olan yurtlarımız var. Öğrencilerimizin kesinlikle bir barınak, yerleşke sorunu yok. Çok modern yurtlarımız onları beklemekte. Hemen okulun yakınında, aynı bölgede, aynı lokasyonda yurtlarımız mevcut. Okulun kendisinden bahsetmek gerekirse, aslında gizli gelip görmek gerekir okulu. İnanılmaz bir fizik yapıya sahip. Adeta ben uzun yıllar devlette çalışan bir öğretim üyesi olarak burayı 5 yıldız otel zannediyorum zaman zaman. Yani o kadar modern bir binamız var ve yerleşkemiz gerçekten çok merkezi bir yerde. Her taraftan ulaşılabiliyor ve yeşillikler içinde çok güzel bir yerleşkemiz var. Çok güzel bir yerleşkede öğrenim görecekler ve biz de çok mutluyuz burada olmaktan. Bunun yanı sıra tabii ki gelecekleri programlar çok önemli öğrencilerimizin. Bizim programımız, İngilizce öğretmenliği programımız gerçekten alanında deneyimli, bu işe yıllarını vermiş akademisyenlerden oluşmakta. Ve hakikaten çok sayıda konferanslara katılmış, çok sayıda yayın olan, çok sayıda sempozyumlara katılmış, geldikleri okullar, yüksek öğretimleri çok değerli üniversitelerden oluşuyor. Bu anlamda güçlü bir akademik kadromuz var. Ve hakikaten biz bir an önce eğitim öğretim başlasın, öğrencilerimizle yüz yüze gelelim ve bir an önce onlarla kaynaşalım ve eğitim öğretimimizi en iyi şekilde gerçekleştirelim istiyoruz. Üniversitemizi tercih edecek öğrenci adaylarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum, sevgiyle kucaklıyorum ve hoş geldiniz diyorum.